Neden kadınlar bu doğurganlık hallerini biraz kaybettiler? Aslına bakarsanız kadınların doğurganlık hallerini kaybettiklerini söylemek çok da doğru olmaz. Kadınların hayattan beklentileri değişti. Geçmişte çok daha erken yaşlarda evlenen kadınlar artık kariyer peşinde koştukları için evlenme yaşı daha ileri dönemlere ertelendi. Ve bu ertelenmenin bir sonucu olarak kadınların gebe kalma potansiyelleri evlendikleri yaşta düşük olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef ki kadınların fizyolojisi gereği, aslına bakarsanız doğanın normal bir süreci gereği kadınlarda doğurganlık yaşla birlikte azalıyor. Azalıyor. Erkeklerde var mı böyle bir sorun? Erkeklerde de var. Aslında erkekler de tamamen bundan geri kalmış durumda değiller. Yalnız onlardaki yaş sınırları biraz daha ileri. O nedenle önlerinde daha uzun vakit olabiliyor. Bir de üreme hücrelerimiz, yani kadın üreme hücresiyle erkek üreme hücresinin bulunuş şekilleri vesaireleri çok farklılık arz ediyor. O yüzden erkekler bunda biraz daha korunaklılar. Evet, korunaklılar. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki, kadınlarda bu doğurganlığı yaş dışında neler etkiler? Pek çok şey etkiler. Birincisi üreme sisteminde yer alan herhangi bir normalin dışında bulunan durum. Yani rahimimizin şekilsel özellikleri, yumurtalıklarımızın kapasitesi, biz buna over rezervi diyoruz. Bizim doğurganlık potansiyelimizi en çok etkileyen faktörler bunlar. Tabii çevresel faktörler de önemli. Örneğin sigara içimi. Evet. Sigaranın çok tüketilmesi kadınlarda doğurganlık potansiyelini azaltmakta. Çevresel hava kirliliği veya çalışma ortamları nedeniyle karşılaşılan toksinler kadınlarda doğurganlık potansiyelini azaltmakta. Kadınların vücudunda yer alan, gerek rahimde gerekse yumurtalıklarda yer alan patolojik durumların cerrahi müdahaleyle giderilmesi doğurganlık potansiyelini azaltabilmekte. Bunların hepsine dikkat edilmesi gerekiyor. Çok önemli maddeler saydınız. Evet. Peki bir şey merak ediyorum. Bir kadının yaşı gereği ya da yumurtalık rezervi gereği geldiği son noktada kaç yumurtası olmalı ki çocuk yapabilsin? Aslına bakarsanız bunu bir sayıyla belirtmek çok doğru değil. Bizim için en temel özellik bir kadın düzenli olarak adet görüyor mu görmüyor mu? Tamam. Bu bizim için oldukça önemli bir özellik. Eğer kadın adet görme düzenli olarak adet görmeye devam ediyorsa bu kadının doğurganlık potansiyelinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Peki şimdi çiftleri bu süreçte bekleyen bir takım aslında şanslı şanssız durumlar var diyelim. Değil mi? Çünkü bazen ilk tüp bebekte hemen çocuk sahibi olunabiliyor. Evet. Bazen de birkaç defa denemek gerekebiliyor. Neye göre çiftleri bekleyen olumlu olumsuz her şeyi konuşalım isterim. Aslında bu çok geniş bir durum. Evet. Tabii öncelikli olarak şunu bilmek gerekiyor. Biz bazı çiftlere erkek faktörüne bağlı olarak tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Bazı çiftlere kadın faktörüne bağlı olarak tüp bebek tedavisi uyguluyoruz. Bunun yanı sıra altta yatan, elle tutulur, gözle görülür, herhangi bir sıkıntı görmediğimiz ama uzun süredir çocuk sahibi olamayan çiftler de bizim karşımıza gelebiliyor. Şimdi burada çocuk sahibi olmaktaki sıkıntı hangi faktörde olursa olsun, ister kadına ait faktörde ister erkeğe ait faktörde, en temel bizim başarı şansımızı etkileyen faktör kadının yaşı. O nedenle benim buradan çiftlere söyleyeceğim en önemli şey gecikmemeleri. Biz Türkiye'de genellikle 45 yaşından sonra çiftler tüp bebek tedavilerini alınmıyorlar. Avrupa'daki ülkelerde bunda farklı sınırlar var. Kaç orada daha düşük, daha yüksek? Daha düşük açıkçası. Mesela İngiltere'de 42 yaşın üstündeki çiftler tedaviye alınmıyor. Almanya'da sadece doğal siklus yapılıyor. Neden? Zaten tüp bebekle yapılırken burada yaşın ne gibi bir durumu var? Şimdi kısaca şöyle anlatayım. Aslında hepimiz biyoloji derslerinde az çok bunları görmüşüzdür. Doğru. Çok böyle mekanik şeylere girmeden herkesin anlayacağı dilde şöyle anlatabilirim bu durumu. Bizim üreme hücrelerimiz, yumurta ve sperm hücresi vücudumuzdaki diğer bütün hücrelerden farklı şekilde bölünüyorlar. Peki. Bu bölünme şekli hataya yatkın bir bölünme şekli. Ve yaş ilerledikçe bu bölünmedeki hatalar maalesef ki artıyor. Yani biz 30 yaşın altında bir kadından 10 tane yumurta topladığımız zaman bu yumurtaların 7'si 8'i sağlıklı olabiliyor. Ama 40 yaşın üstüne 40-42 yaş arasında 10 taneden bir tanesi sağlıklı olabiliyor. 42 yaşın üstünde
sağlıklı yumurtayı bulmak için ondan fazla yumurta toplamamız gerekebiliyor. O nedenle yaş burada çok önemli. Yaş ilerledikçe bizim tüp bebek tedavilerinde başarı şansımız düşüyor. Ancak hastaların şunu da bilmesi gerekiyor. Bu hastalar mücadeleyi bırakmadıkları sürece, eğer ki laboratuvarda oluşturdukları performansları ise çocuk sahibi olabiliyorlar. Evet. Peki ileri yaşta bu bulunan ya da bölünen yumurtaların kalitesi ya da durumundan dolayı çocuklarda bir anomali bekleniyor mu, yoksa zaten bunlar da seçilerek konduğu için sağlıklı bebek? Tabii şöyle anlatayım bu durumu da. Bizim ileri yaş hastalarda uyguladığımız yöntem daha çok genetik ayıklama yöntemiyle tüp bebek olabiliyor. Bu hastalarda sayısal kromozomal anomali, embriyolarda sayısal kromozomal anomalileri tespit edip sağlıklı olan embriyoyu verdiğimiz takdirde bu noktada yaşın hiçbir önemi kalmıyor. Kalmıyor değil mi? Evet. Ama tabii ki ilerleyen yaşlarda gebelik riskleri artabiliyor. Bu da gözden kaçırılmaması gerekiyor. Yani benim hastalarımıza belirtmek istediğim nokta, çocuk sahibi olmayı çok da ertelememeli. Çok doğru. İşin aslı aslında buradan geçiyor. Ama tabii ki sınırları zorlamak da gene insana ait bir şey, bir durum. Doğru. Ve istemek ve beklemek, ümit etmek. Çocuğu o yaşa kadar olamamış herkesin, kocayı bulamamış olabilir diyoruz. Aşkı bulamamış olabilir. Evlenmiştir, mutsuz olmuştur, olmamıştır çocuk. Bir başka hayatta beklenti vardır. Hem kadın için hem erkek için. Tabii benim ki. Mesela bekar erkek arkadaşlarım var. Ebru beni evlendir diyorlar. Yani kadınlar kadar erkeklerin de bir o kadar doğru eşi bulma çabası var. Allah herkese her isteğine nasip etsin. Doğru öncelikle söylüyorsunuz. Burada ben şunun altını çizmek isterim. Bizim 2014'ten bu yana yasalarımız kadınlarda yumurta dondurma işlemine, bekar bayanlarda yumurta dondurma işlemine izin veriyor. Özellikle yumurtalık rezervi azalan hastalarda devlet bize bu imkanı sağlayabiliyor. Bu hasta, yani çocuk sahibi olmayı pek çok nedenle kişiler erteleyebilir. Bu hastaların da yumurta dondurmayı bir seçenek olarak önlerine koymalarını, özellikle 38 yaşın altından önce dondurulursa yumurtalar, bu hastaların ilerleyen dönemlerde çocuk sahibi olma şanslarının yüksek olduğunun altını çizmek isterim. Mükemmel, mükemmel bir haber verdiniz ayrıca. Peki, kadınlar bu doğurganlıkları ile ilgili ne zaman endişe duymaya başlamalılar? Dediniz ki ilk başta düzenli adet bunun ilk göstergesidir. Peki, ne zaman endişe duyulmalı? Eğer ki bir çift 35 yaşın altındaysa ve bir yıldır korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyorsa, bir profesyonel destek almaları gerekmekte. Detaylı değerlendirilmeli, yapılması öneriliyor. 35 yaşın üstündeki hastalarda bu süreyi 6 ayla sınırlıyoruz. 6 aydır korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftleri bir profesyonel destek almak için merkezlere başvurmalarını muhakkak ki öneriyoruz. Öneriyorsunuz.